ders okutmaya başladım. Celaleyn okutuyorum, Katrunneda okutuyorum ilkokulda. Fakat bir problem var. O dönemde komünizm yeni çıkmış. Allah'ı inkar eden gençler geliyor. Cevap veremiyor. Fakat Kur'an-ı Kerim'i bile yüzümden okumasını tam beceremeyen Nazım Gökçek abi takır takır cevap veriyor kader meselesinde. Akgündüz deliriyor. Dünya çapında bir yalan ve iftira. Tıpkı Bektaşi'nin Kur'an'da namaza yaklaşmayın sözü gibi aptalca bir iddia. Sana diyor maaş bağlanması talimatını verdi. Verdiği cevap hakikaten o asrın insanların deli kabul edecekleri insanların verdiği cevap. Büyük bir maneviyat reisi burada. Bana dedi ki hocam ben bir soru soracağım. Bana geldi ama ben cevap veremedim. Dedi hocam Kur'an-ı Kerim'de şu ayet var. Dedi ki hocam bu nasıl bir izah? Ben 350 bin tefsir içinde bu izahı bulacağınız kanaatinde değil. Bu iddiama muhalefet edenler karşıma gelsin. Muhterem kardeşim, arşiv belgeleri ışığında Bediüzzaman Said Nursi isimli 6 ciltlik bir ansiklopedi tarzında belgelerle yayınladığımız eserde buna cevap verdik. Evvela şunu söyleyeyim. Bediüzzaman Hazretleri Van valisinin talebi üzerine dev bir allame var burada istifade edin diye İstanbul'a çağrılıyor. İstanbul'a çağrılır çağrılmaz ilk işi Sultan Abdülhamit'ten randevu istiyor. Diyor ki lütfen Doğu Anadolu'da 3 tane Medzetü Zehra kurun diyor 3 tane. Ama sonradan değişiyor o yerleri. Ben hepsinin belgelerini neşrettim. Yani Doğu Anadolu ne istiyor diye mektubunun orijinalini neşrettim ben. Bu gayet açık. Bunun üzerine tabii şaşırıyorlar. Yani biz acaba ne ister? Alimler makam istiyor, maaş istiyor. Ama Bediüzzaman Şark'ta medrese açılmasını istiyor. Onun üzerine biliyorsun Zaptiye Nazırı çağırıyor. Bediüzzaman'la görüşmeye, randevu vermeden. Görüşemiyor Sultan Abdülhamit'le. Keşke görüşseydi. Padişahımız selam söylüyor. Hakkınızda irade-i seniyye sadır oldu. İrade-i seniyye padişahın fermanı demek. Sana diyor maaş bağlanması talimatını verdi. Verdiği cevap hakikaten o asrın insanların deli kabul edecekleri insanların verdiği cevap. Diyor ki neden diyor maaşı tacil ediyorsunuz hemen veriyorsunuz da marifi tehir ediyorsunuz. Ben diyor iki hayatı elime alarak geldim. Öyle tek hayatlar gibi hiçbir şey korkmam. Cevabı çok ağır bakanın. Zaptiye Nazırı diyor ki sen reddediyorsun irade-i seniyyeyi. Evet reddediyorum. Ama diyor bunun neticesi vahimdir. Yahu diyor vahim de olsa geniş bir kabirdir. Böyle deyince bu adam akıl hastasıdır diye gerçekten akıl hastanesine sevk ediyorlar. Ama kurul raporu ne çıkıyor? Önemli olan bu. Eğer Bediüzzaman'da akıl hastalığından bir zerre etki varsa dünyada akıllı insan yoktur diye karar çıkıyor. Belgelerini yayınladık bunları. Yani bunu bahane ederek Bediüzzaman'ın deli olduğunu vesaire olduğunu söylemek bence akıl hastalarının işidir. Başkalarının işi değil. Güzel. O kadar güzel bir soru ki dünya çapında bir yalan ve iftira bu. Bakın burası biliyorsunuz Osmanlı Araştırmaları Vakfı'nın binasıdır. Buradan biz 26 kamyon çöp çıkardık. Tamir edeceğiz. Bakanlar Kurulu yani Refah Yol döneminde bize tahsis etti. Doğrudan Allah uzun ömür versin Tayyip Bey'e gittim. Belediye başkanıydı. Dedim ki Tayyip Bey yani Sayın Başkanım burayı bize tahsis etti ama burayı yeniden yapmak çöplük olmuş bura. Sarhoşların, uyuşturucu içenlerin yeri. Paramız yok. Bunu yapamayız. Dedi ki hocam merak etme. Ve burada burayı imar etmek üzere 175 milyarlık bir ihaleye çıktı. Maalesef o zaman güvendiği bir imar müdürüne dedi ki dikkat et A sınıfı müteahhitler parayı çoğunu yerler. Dikkat et aklı başında bir müteahhide ver. Orayı hocama bir köşk gibi yapsınlar dedi. Maalesef birinci cümlesi gerçekleşti. Onun da haberi olmadan verildi bura. Şimdi ben aklı olan gençlere, ihtiyarlara, ahmaklara soru soruyorum. Yahu Tayyip Bey bunu ihaleye 175 milyar çıkardı. Buranın kabasını o tamir ettirdi. Peki bunu getirip Ahmet Akgündüz'ün eline mi verdi? Ya desene devlet işi bu Akgündüz'ün ne alakası var? Resmi çıktı, ihaleye çıktı, bir müteahhit kazandı.
resmi yolla yaptı, tahakkuku kesinleşti ve harcadı. Öyle mi? Şimdi Bediüzzaman Hazretleri Sultan Reşat'la beraber biliyorsunuz Rumeli seyahatine katılmış. Onun fotoğrafını da bulduk biz. Üstadın bizzat orada yanında durduğuna dair. Tabii bunu görünce padişah da çok beğeniyor, takdir ediyor. Ve çok kıymetli bir insan Sultan Reşat. Beçara kötü zamanda gelmiş. Dönüşte talimat veriyor. Kime? Vakıflar Bakanlığı ve Maliye Bakanlığı'na. Ve şeyden, sadaretten karar çıkıyor. 19 Osmanlı altını tahsis edilecek diye. Ne için? Medresetü Zehra için. Yahu daha sonra bu para ne oluyor? Ya Bediüzzaman'ın eline gelir mi? Tayyip Bey bana 175 milyarı verdi mi ki? Osmanlı Devleti de ulan bu ancak ulen diyorum. Vallahi başka türlü izahı mümkün değil. Kabilede bile olmaz bu. Yazılarını da neşrettim. Önce Maliye Bakanlığı Vakıflar Bakanlığı'na, Vakıflar Bakanlığı Van Vakıflar Bölge Müdürlüğü'ne, valilikle beraber zaten ilk gönderilen 6000 veya 5000 belgelere bakın hepsini yayınladım. O 5000'lik kısımla temel hazırlığı yapılıyor vesaire vesaire. Hangi saatte temel atıldığı bile var. Belgeyi yayınladım. Yani vali haber gönderiyor. Padişahım böyle böyle diye telgrafla haber gönderiyor. O telgrafı yayınladım ben. Sonra bunu isteyen Bediüzzaman değil sadece. O da çok yalan ve yanlış. Bediüzzaman işin başı ama bütün oradaki 6-7 alimin ismi var. Beraber dilekçe veriyorlar. Ondan sonra Birinci Dünya Harbi çıkınca gerisi kalıyor. Anlaşıldı mı? Yahu bu Osmanlı Devleti kabile devleti mi, çadır devleti mi bir alimin eline 19 bin altını versin ya? Devlet var, Osmanlı Devleti var, Vakıflar Bölge Müdürlüğü var, Bakanlık var, Maliye Bakanlığı var. E peki nasıl geçinmiş? Bak yanlış anlatmaya bakınız. Bediüzzaman Hazretleri biliyorsunuz Enver Paşa'nın teklifi ve Şeyhülislam Mustafa Sabri'nin tasdikiyle Darül Hikmetül İslamiye üye tayin ediyor. Yüksek maaşı var orada. O maaşını hepsini yemiyor. Bir kısmını Arapça veya risaleleri neşretmeye neşredi. Eski risaleleri. Daha sonra kalanı benim hatıralarla duyduğum. Ama üstad da ifade ediyor. Ben kalan paramla geçiniyorum diyor. O kalan parayı bazı akılsız adamlar o 19 bin altından kalan para diyor. Ya alakası yok. Bir iki yerde zaten Darül Hikmet-i İslamiye'den aldığım maaştan kalan para diyor. Hatta geriye kalanı da Hüsrev abiye verdiği kanaatinde. Vallahi güzel kardeşim, ben bunu Risale-i Nur'a İtirazlar ve Cevapları isimli 550 sayfalık bir kitap kaleme aldım. Ve ben Risale-i Nur'u ve Bediüzzaman'ı merak edenlere şiddetle tavsiye ediyorum. Geleyim cevabına. Bir defa bunu söyleyenler ilham nedir bilmiyor. Sünuhat nedir bilmiyorlar. Vehbi ilim nedir bilmiyorlar. Bu tabirleri bilmeyen adam her türlü böyle saçma sapan soruları sorabilir. Bediüzzaman Hazretleri bana yazdırıldı diyor. Açın Karahanlılar Devleti'nin büyük müçtehitlerinden İmam-ı Seraksi Hazretlerinin 30 ciltlik El Mebsut adlı eserini. Adam zindandayken ezbere yazdırmış. Kalbime gelen budur ki diyor. Bana yazdırılan budur ki diyor. Yahu Allah ona kesbi kazanılarak ilim değil, vehbi ilim olmasa binlerce hadis ve ayet, yüz binlerce fıkhi ve şer'i hükümleri ihtiva eden böyle bir eseri yazabilir mi? Yani bu tabiri kullanan sadece Bediüzzaman değil. Anlatabildim mi? Cenab-ı Hak fevha rabbuke ile nahli buyuruyor. Rabbin senin bal arısına ilhamda bulundu. Üstad mesela sünuhat-ı kalbiye diyor. Ben özellikle ifade edeyim. Haşir Risalesi'nin ikinci makamının 9. hakikatında Sungur abiden defalarca duymuşum. Kardeşim 400 ayet imdadıma yetişti diyor Bediüzzaman. Bu ilhamdır, bu sünuhattır, kalbime gelendir. Hiç başkasını duymayanlar da gitsin fıkıh kitaplarının en meşhuru olan İbn Abidin'e müracaat etsin. Tartışmalı fetvalarda aynen şöyle diyor. Benim kalbime gelen hakikat şudur ki diyor, fikrini açıklıyor. Allah'ın bir lütfu, senin kalbine gelmiyorsa ben ne yapayım? Ha, bir noktayı da açıklayıp burada bırakacağım. Çünkü buna cevap vermeyle değmez buna. Ahmak bir müftü Bediüzzaman Hazretleri ikinci şuada. Ya ne acip. Bir hadis-i şerifte vardır ki diyor. Eftalu ma kultu ene ve nebiyyune min kabli la ilahe illallah. Ben ve benden önceki peygamberlerin söylediği en kıymetli söz la ilahe illallah'tır diye nakilde bulunuyor hadis-i şerifi.
Hemen şikayet etmiş. Bak Bediüzzaman kendisini peygamber ilan ediyor. Ama baştaki o hadis-i şerifi kelimesini unutuyor ahmak. Ben böyle adamlara cevap vermeye değmez. Tıpkı Bektaşi'nin yani Kur'an'da namaza yaklaşmayın sözü gibi aptalca bir iddia bu. Bizim dinimizin kaynaklarında, kelam ilminde ilham var. Şünuhat-ı kalbiye var. İlmi ledünni var. Allah katından ihsan edilen ilim. Ayrıca aynı manada ilmi vehbi var, vehbi ilim var. Bütün bunlar İmam Gazali'de, İmam Rabbani'de, meşhur Mevlana Celaleddin'de var da Bediüzzaman'da neden olmasın? Demek ki bu ahmaklar 19. mektubu okumamışlar. Yahu dünyada 19. mektup kadar Peygamberimizin peygamberliğini mükemmel ispat eden ikinci bir kitap yoktur. İddia ediyorum. Bu iddiama muhalefet edenler karşıma gelsinler. Biliyorum. Bu konuda çok eser yazılmış. Mesela Risale-i Hamidiye bunların başında geliyor. Yani İmam Suyuti'nin meşhur Hasaisül Kübra, El Hasaisül Kübra 3 ciltlik eser başında geliyor. Ama kusura bakmayın, Bediüzzaman'ın o başta açıkladığı 20 sayfalık kısım hiçbir İslami kaynak, hadis kaynağında bulamazsınız. Daha ne diyeyim? Evvela bir hatayı düzelteyim. Akgündüz sadece Risale-i Nur ve Bediüzzaman'la meşgul diyenler yalan söylüyorlar. Çünkü her gün bütün İslami eserleri ders okuttum ben. Herhalde ömrüm boyunca İslami eserleri ders okutmakla geçti vakti. Yani benim %1'im kadar İslami eserleri okumayan veya alakası olmayanlar Akgündüz Risale-i Nur'la ve Bediüzzaman'la kafayı bozmuş diyorlar. Evet elhamdülillah keşke kafam onunla bozulsa. Geleyim ikincisi neden böyle? Bediüzzaman'ın cevabıyla ben cevap vereyim. Bazen olur ki diyor bir hazinenin anahtarı hazineden daha kıymetli olur. Bir hazine kapalıysa mümkün değil anahtar olmadan onu açamazsınız. Bu asırda tekrar ediyorum. Risale-i Nur olmadan özellikle Avrupa'da ve hatta dünyada İslamiyet'i neşretmek ve tebliğ etmek çok zor. Mümkün. Elbette ki mümkün. Tarikatla da mümkün. Medrese yoluyla. Hepsi mümkün. Ama ikna edemezsiniz. Bakınız biz yaklaşık bir korona döneminden beri 50'nin üzerinde Hollandalı Müslüman oldu. Mesela birini misal vereyim. Burak. Çok enteresan. Burak bir uçak mühendisi, elektronik mühendisi ve kompüter mühendisi, bilgisayar mühendisi. Kendisi Kalem'in de baş danışmanı. Şu anda Elon Musk'la çalışıyor. Adam uçak pilotluğu yapmış. Gezmediğim İslam ülkesi kalmadı. Hep diyor merak ettim İslamiyet'i. Bana diyor ya Riyaz-ı Salihin'in İngilizce tercümesini verdiler ya da diyor İlmihal verdiler. Edepsizlik yapıyorum ama söylemek mecburiyetindeyim. Bir açtım baktım sonra da çöpe attım. Bu aynen söylüyor. Fakat elhamdülillah yani Hollanda'daki üniversitemizin Rotterdam İslam Üniversitesi'nin tercüme ettiği Haşir Risalesi eline geçiyor. Küçük Sözler eline geçiyor. Ve bizim o arkadaşla irtibat kuruyor. Osman diye bir kardeşimizle. Bir sene sonra diyor ki Osman gel ben Müslüman olacağım. Müslüman oluşunun sebebi şu. Birincisi ahirete iman. Hristiyanlıkta ve Yahudilikte ahirete iman yok gibi. Neden Haşir Risalesi biz iman ediyoruz işte diyenlerin kulakları çınlasın. Papazlar kiliselerde ders okutmaya başladı Haşir Risalesi'ni. Çünkü diyor ahiretle ilgili kaderle ilgili hiçbir bilgimiz yok. Bunun iki problemi vardı. Biri haşir meselesi. Birisi de hiçbir yerde cevabını bulamadığı Hristiyanların ve Yahudilerin de aksini düşündüğü mesele. Acaba bilim dine aykırı mı değil mi? Şu anda Avrupa'daki bütün papaz ve hahamlar dinle ilmi karıştırmayın. Çünkü dinin olduğu yerde ilim yoktur diyorlar. Bunu papazlar kabul ediyor. Biz de dedik ki asla. Ve 20'nin sözün ikinci makamını verdik. Adam geldi dedi ki ben Müslüman olmak istiyorum. Müslüman oldu ve Harvard Üniversitesi'nde bilim dine karşı olamaz diye konferans verdi. Davet ettiler şu anda dünya üniversiteleri davet ediyor adam. Niye? Çünkü Risale-i Nur böyle diye. Geleyim bir diğer noktaya. Benim başımdan geçen olaya. O zaman Risale-i Nur'un ehemmiyetini daha çok anlarsınız. Ben Gaziantep İmam Hatip Okulu İkinci sınıftan itibaren Antep'teydim. Nazım abi var, biliyorsunuz Nazım Gökçek, Allah rahmet eylesin, büyük bir nur talebesi. Ben de hemen Arapça okumaya başladım. Yani üçüncü sınıfın sonunda Arapçayı hemen hemen tamamladım, bitirdim rahmetli Taha hocamla, Hafız Taha ile. Ders okutmaya başladım.
Celaleyn okutuyorum, Katrin Neda okutuyorum ilkokulda. Fakat bir problem var. O dönemde komünizm yeni çıkmış. Allah'ı inkar eden gençler geliyor. Cevap veremiyorum. Kaderi inkar edenler geliyor. Cevap veremiyorum. Fakat Kur'an-ı Kerim'i bile yüzümden okumasını tam beceremeyen, beceriyordu da o kadar benim kadar olmayan Nazım Gökçek abi takır takır cevap veriyor kader meselesinde. Ahirete imanı ispat ediyor. Allah'a imanı ispat ediyor. Akgündüz deliriyor. Ulan dedim, ulan Akgündüz tefsiri okutan sen, hadisi okutan sen, Arapçayı okutan sen, kader, Allah'a iman, ahirete imanla ilgili cevabı veren bunların hiçbirinden tam haberi olmayan Nazım Gökçek. Burada bir terslik var dedim. Nihayet o sıkıntıyla Erzurum İslam İlimler Fakültesini kazandım. Ali abim 40. hocama mektup yazmış. Allah rahmet eylesin 40. hocama. Vahdet abi, Allah ona bin kere rahmet. Benim iki tane dini mürşidim vardır. Üstad ayrı. Birincisi Nazım Gökçek abidir. Diğeri de Vahdet Yılmaz abidir. Şimdi bu rahmetlilerden geldim. Birinci dönem bitti. İslam İlimler Fakültesi birinci dönem. Şubat olmadan iki gün önce Vahdet abi Birlik Apartmanı 4 numaralı dershaneye geldi. Hocam dedi, nişanlıyım. Antep'e Çüngüş'e gidecek misin? Vallahi istiyorum dedim. Annemi göreyim vesaire vesaire. Ya hocam bir istirhamda bulunsam dedi. Allah onu rahmet eylesin. Beni Risavur'a bağlamak için. Ben 5 yaşından beri Risavur'u okuyorum ama parça parça külliyatı bitirmiş değilim. Önemini anlayamıyorum. Önemini sordunuz. Bunun üzerine hayırdır abi dedim. Dedi hocam biliyorsun İstanbul'da Risavur'u basanlar Arapça bilmiyor. Risavur'daki Arapçalar hata var, hareke hataları. Benim senden istirhamım bu tatilde gitmesen dedi. Yani nişanlını ve babanı anneni görmeye. Oturup birinci günden itibaren Risale-i Nur'daki Arapçaları tahsiye etsen dedi. Tabii ben söylerken anladım. Sen Risavur'u okumamışsın Akgündüz. Öyle bir iki yeri ezbere bilmekle olmaz diyor bana. Ama bu dersi aldım. Ondan sonra gidersin hocam bir gün dedi. Dedim abi baş üstüne. 1 Şubat'ta o zaman Şener abi, Himmet Uç, Nurettin abi. Adamlar biri edebiyatçı, biri fenci. Takır takır cevap veriyorlar Allah'a imanı inkar edene, ahirete imana, kadere imana, Alaaddin abi. Ben susuyorum. Yine dersi okutan ben, cevabı veren onlar. Ondan sonra birinci gün başladım. Günde 250 sayfa sesli olarak külliyatı bitirdim. 28 Şubat'ta bir günde muhakematı sesli olarak okuyup bitirdim. Zaten dershanede iki kişi vardı. Tabii Mart geldi. Hangi soru geliyorsa ezbere bilmesem de yerini biliyorum. İşte o zaman anladım Risavur'un ehemmiyetini. Bir misal daha vereyim mi? Bu da çok önemli bir misal. Muhterem kardeşim, büyük bir maneviyat reisi burada. Bana dedi ki hocam ben bir soru soracağım. Bana geldi ama ben cevap veremedim dedi. Nedir hocam dedim. Yaşlı bir adam, 78 falan yaşında. Bir manevi cemaatin lideri durumunda. Buyur dedim. Dedi hocam Kur'an-ı Kerim'de şu ayet var. Bütün gökleri ve yeri yoktan var eden Allah'a hamdolsun. Ayrıca melekleri de ikişer, üçer, dörder kanatlı yaratan Allah'a. Dedi hocam baktım. Bunun dedi tam makul cevabını bulamadım. Sadece hadis-i şerif var. Bediüzzaman Hazretleri mektubatta biliyorsunuz 40 bin başlı hani 40 bin dilli meselesini çok güzel izah ediyor. Ona girmeyeceğim. Ama burada ne demek dedi? İki kanatlı, üç kanatlı, dört kanatlı. Onun üzerine üstattan cevap verdim. Üstad bunu 25'in sözde açıklıyor. Ben 350 bin tefsir içinde bu izahı bulacağınız kanaatinde değilim. İşte Risavur'un ehemmiyeti. 350 bin tefsirin içinde Kab-ı Kavseyn'in izahını, Arş-ı Azam'ın tefsirini ve tarifini, bütün bunları Bediüzzaman gibi açıklayan ikinci bir alime rastlamadım. Ama son misali açıklayayım. Dedim ki hocam biliyorsunuz Allah'ın iradesi ve ilmi muhittir, kuşatıcı. Her şeyi kuşatıyor ve küllidir. Yani sadece bir ferde bağlanmaz. Bütün fertleri aynı anda ilgilenir. Ama insanınki cüz'idir. Yani iradesi ve ilmi bir şeye bakar o anda. Aynı zamanda teakubidir. Yani arka arkaya iş yapar. Mesela sen bir soru sorsan, o da desek hocam ben de bir dakika derim. Sen önce Fatih'in soru cevabını vereyim. Fakat melekler nasıldır peki? Melekler ne Allah'ınki gibi sınırsızdır ama insanınki gibi de bütün bütün tekle sınırlı değildir.
bir anda birkaç performans gösterebilirler. Bir anda birkaç yerde bulunabilirler. Sınırsız yerde demiyorum. Onların performansları ikişer olur, üçer olur, dörder olur. Ama Allah'ınki gibi olamaz. Bunu açıkladım. Dedi ki hocam bu nasıl bir izah? Dedim ki hocam onun için Akgünüz'ü tenkit etmeyin. Ben size de söyleyeceğim. Bu asırda Risale-i Nur'u okumayana ben gerçek manada İslam alimi diye bakmıyorum. Yeter bu kadar.